eğer sen de evini dekore etmek istiyorsan... Güven halı ve perdeden almayı tercih ettik. Gereken ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederiz Selim ve Güven Bey için. Teşekkür ederiz. İFA Sport tercih etti. Siz de tercih edebilirsiniz. Evet, Cemil Turan, Zafer Tüzün, Halil Beyli, 1979. Evet, müsaade ama. Hoş gelmişler Cemil Turan. Lütfen görevli olmayan arkadaşlar sağ dışına. Evet, güzel bir an Halil Beyli için. Harika bir ortam oluştu. Evet, Halil Beyli'deyiz. Futbol sesi. Buyurun. Kulübünün mesela takımı iyi yönde gidiyor mesela. Halil Beyli şampiyon olacak. Şampiyonlukta yani bir iddiamız var, büyük bir iddia var. Şampiyon da olacağız. Evet. Halil Beyli'ye yakışanı yapacağız yani, ne yakışıyorsa. Evet, yakışanı yapmışız zaten, sağ yapmışız. Yakışanı yaptık, sağı yaptık. Allah razı olsun. Yapanlardan, sebep olanlardan, koşanlardan, mücadele edenlerden, yani hepsinden, başkanlardan, sayın başkandan, milletvekillerimizden, hepsinden Allah razı olsun. Hepimize yani... Bir sevince boğdular bizi. Bir güzel bir sağımız oldu gerçekten. Halil Beyli'ye yakışır şekilde bir sağ oldu. Evet, sağ olun. Başarılar dileriz. Biz de teşekkür ederiz. İlçe başkanlığımızın çok ciddi katkılarıyla bugün burada bu güzel sahamızın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii çok ciddi rakamlar harcandı buraya. Ama Halil Beyli'mize, Kemalpaşa Spor'umuza hayırlı olsun bu tesis. Yine bizim Kemalpaşa'da spor sahamız var. Çok önceden yapılmış ama çok ciddi anlamda yıpranmış bir sahaydı orası da. Yine değerli kaymakamımızla birlikte spor ilçe müdürümüz de burada aramızda. Onun da katkılarıyla bakanlığımızdan talepte bulunduk. Oranın yapımı, tamiri, yeniden modernizasyonu için bunun içerisinde tabii üzerinin kapatılmasıyla alakalı seyirci tribününün de tüm çalışmalar bugüne kadar yapıldı. Maliyetler hesaplandı. Bu maliyetler de bakanlığımız tarafından onaylandı. İnşallah Kemalpaşa Stadı'nın da kısa süre içerisinde ihalesi yapılacak. Orası da Kemalpaşa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Yine Spor Toto'nun Kemalpaşa'mızda çeşitli yerlerde yaptığı sahalar var. Onlar da önümüzdeki süreçte yine hizmete açılmış olacak. Tabii bizler Kemalpaşa'mızdan, Kemalpaşalı hemşehrilerimizden, spor severlerimizden bize gelen talepleri değerlendiriyoruz. Sağ olsun Spor Bakanımıza iletiyoruz. O da bizleri kırmadan bu yatırımları gerçekleştiriyor, bizim yüzümüzü güldürüyor, bizi Kemalpaşalılara, spor severlere, gençlerimize mahcup etmiyor. Buradan Sayın Bakanımıza da gerçekten çalışmalarından, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben bir kere daha bu sahamızın sporumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Halil Beyli sporumuzun da şampiyonluğunu şimdiden kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Halil Beyli maça ısınıyor. Evet, Halil Beyli'nin yeni stadındayız. İFA Spor seyircileri ve rakibi Yol Spor. O da ısınıyor kendi bölgesinde. Sosa da o, şiyo tinoi. Mesela sana,
Halil Bey ile 1979 sahaya çıkıyor. Halil Bey'in sahasında, yeni sahasında taraftarıyla buluşuyor Halil Bey ile. Yol Spor da sahaya çıktı. İki takıma da başarılar dileriz. Halil Bey'li ilk 11'i ve çevresinde kaymakam, belediye başkanı, kulüp başkanı, yöneticiler Halil Bey'li toplu halde. Yeni stadında galibiyete odaklanmış durumda. Şampiyonluğa odaklanmış durumda Halil Bey'li. İki takım da maça hazır. Hakemler hazır. Halil Bey'li hazır. Yeni stat ve şampiyonluğa doğru Halil Bey'li 1979. Evet, seyircileri selamladı iki takım da. Evet, maçın hakemleri Anıl Şen, Muhammed Dağ, Çağdaş Gündemir, gözlemci Ali Hikmet Korkut. İki takım da birbirine başarılar dilediler maça doğru. Sağ ve kale çekimi yapıldı. Evet, geleceği anılar hem kaptanlar hem hakemlerle birlikte. Evet, seyirci hazır Halil Beyli'de. Maç başlar. Yol Spor'un vuruşuyla uzun bir pas. Defasta Halil Bey dikkatli. Baskısı var Yol Spor'un ilk dakikalarda. Spor baskı yaptı. Topu da kazandı. Sağ taraftan Halil Bey yatağı. İyi girdi o taraftan. Baskısı var Yol Spor'un. Bakıyoruz Yol Spor'da kaldı top. Sağ tarafa iyi pas. Yetişir mi? Yetişti. Bomboş pozisyon ve topağlarda Yol Spor 1-0 önde. Maçın en az birinci dakikası, Yol Spor 1-0 önde. Haydi Halil Bey'i yanla. Dakika 1, Yol Spor 1, Halil Bey'li 1979, 0 ilk dakika. Uzun bir top. Göğsüyle, kalesiyle oynadı. İyi geçti rakibini. Pasını da verdi. Araya iyi pas. Topu yakalar mı yakalar? İçeri orta. Son anda defans araya girdi. İkili üçlü sıkıştırma. Bakıyoruz Yol Spor'da kaldı top. Yine savunma arkasına bir top. Bırakma! Çok
Evet, Cemil Turan, Zafer Tüzün, Halil Beyli 1979. Takımımız hoş gelmişler Cemil Turan. Görevli olmayan arkadaşlar. Evet, güzel bir an Halil Beyli için. İyi pas. Yerinde buldu bu pas. Rakibini geçti. Dışarıda bıraktı. İyi ver kaç. Bakıyoruz. Penaltı. Kalecinin yaptığı hareket. Penaltı. Orta hakem de penaltı noktasını gösterdi. Topun başında Ümit Koyun var. Kaleci henüz kalkmış değil. Ümit Koyun geldi topun başına. Şut. Top ve kale. Ayrı köşelerde. Skorda eşlik var. 1-1. Gol Ümit. Halil Bey'in istediği gole ulaştı. Dakika 8, hatta 9 diyelim. Dakika 9, Halil Beyli 1979. 1 Yolspor, 1 İFA Spor seyircileri. Şimdi atış verildi. Orta yakalayamadı topu, dokundu ama dışarıda out. Orada riskli hareketler Halil Bey'den, orta sahaya çıkardı. İyi de çıkarttı. Top önüne alır mı? Alamadı. Yerde kaldı. Yolspor atağı orta sahada baskı yaptı, aldı topu. Topun yönünü değiştirmeye çalıştı. Oyun yönünü değiştirdi Yolspor. Sağ taraftan atakta. Araya pas. Baskısı var. Orta ikinci direğe. Kalecinin bakışları arasında iyi dokundu. Top fileye yerine dışarı çıktı, out. İkinci gole Yolspor çok yaklaştı. Uzun bir pas, kafa vuruşu, iyi bir kafa vuruşu. Kaleci de karşı karşıya. Şut. Kalecinin üstüne, kalecinin üstüne. O kadar çok yaklaştık gole Halil Beyli, ikinci gole. Kaleci izin vermedi, mutlak gol pozisyonundan. Gol çıkartamadı, kalecinin üstüne doğru vurdu topu. Baskısı var Halil Beyli'nin. Tek top çıkarttı. Yine kafayla içeri doldurulan top. Top bir orada bir burada. Bakıyoruz. Yolspor'da kaldı. Hakem oraya koşarak geldi. Sarı kart. Sağ taraftan iyi girdi Halil Beyli. O ikinci re orta. Top çıkmadı ama Yolspor'dan taç. O baskıda Yolspor'da kaldı top. İyi pas. O pas atağını kesti. Topu da aldı. Ama Yolspor'un atağı devam ediyor. Orta, iyi orta. Kafa vuruşu gelmedi. Offside. Uzun bir Recep yerde. Recep'te de bir sakatlık var. Yerde Recep. Hakem hemen. Sağlık görevlisini çağırdı. Kafa kafaya çarpıştılar. Diğer oyuncu da yerde. Uzun bir pas. Recep kafaya çıkmadı. Atağı var Halil Beyli'nin. Dışarı çıkarttı. Bakıyoruz. Oyun kurmaya çalışıyor Halil Beyli. O oyunda kurdu. Sağ taraftan atağı var. Geçer mi? Geçti. Bir, ikinci rakibi. Onu da geçti. Üçüncü, dördüncü rakibine takıldı artık. İlla gireceğim oraya kadar. Uzun bir pas savunma arkasına. Aferin, aferin, aferin. Top
baskı yaptı, aldı. Yolspor'da kaldı top. Yolspor atı. Şut. Kaleci Berat'ta kaldı top. Ayak, ayağını koydu. İyi geldi Yolspor. Şut. Berat çıktı. Alamadı da topu. Dışarı çıkarttı. Orada baskı. Halil Bey'de kaldı top. Yine baskısı var Yolspor'un. Top bir türlü çıkartamadı tehlikeli bölgeden. Yolspor hata devam ediyor. Dakika 30-31'e girdik. Yolspor hata girdi. Baskı yaptı, aldı Albeyli. Topu yine kaptırdı, yine aldı. Yine ikili, üçlü mücadele bakıyoruz. Taç Yolspor'un. Mustafa yine Enes. Enes, Kenan ayağında tutunca yine Kenan baskı yaptı, aldı topu, kaptırdı. Kenan iyi savaştı ama Yolspor'da kaldı top. Sol taraf açılan atakta defans arkasına bakıyoruz. Offside. Necdet sağ taraftan hızla rakip sahaya indi. Araya da pasını bıraktı ama Yolspor. Mustafa dışarı çıkarttı. Şut gelir mi? Rıdvan'dan yavaş bir vuruş. Hüseyin, kaleci Hüseyin için rahat bir top. Sağda Kenan'la oynadı. Kenan iki kişi baskı yaptı. Kenan yerde kaldı. Faul. Kenan, Mustafa sağ taraftan, Mustafa iyi gitti, iyi bıraktı, ortası iyi orta gelmedi. Hüseyin çıktı, aldı, hemen elle oyuna hareket kazandırdı. Şu anda maçın hareketli dakikaları. Yolspor sol taraftan yine atakta, orta ters hareket. Ya konuşun be. Konuşun. Çok büyük bir hata. Topağlarda skor 2-1. Yolspor 2. Halil Bey bir büyük hata. Yine Kenan'da kaldı. Kenan uzun pası. Emir araya pas. Recep. Bakıyoruz. Gol olsa da geçersiz olacaktı. Kaleci ayaklarıyla önledi Hüseyin. Offside. Kaçtı top. Yerinde buldu Yolspor'da. Yolspor. İyi geçti rakibini. Orta ikinci direğe. Herkesi açtı. Yolspor'da hala top. Yolspor hata devam ediyor. Bakıyoruz taç. Halil Beyli'nin. Dışarı çıkarttı. Orada baskı yaptı ama orta. Bakıyoruz. Offside. Veysel'e oynadı. Veysel pas atacak arkadaşını arıyor. Ümit. Oyunu açtı Necdet'e. Necdet iyi pas. Çabuk çıktı Mustafa. Mustafa ortası nereye? Bakıyoruz, out. Rıdvan uzun pası. Emir. Taç kullanacak. Taç atışına. Ümit. Şık bir çalım Ümit'ten. İyi de orta. Recep. Bakıyoruz. Offside. Recep. Offside pozisyonunda. Recep ayağını sokamadı. Yolspor hata devam ediyor. Harika pas. İndirmemle. İndirdi ama offside. 4 dakika uzatma var. Yolspor maçın ilk yarısına 4 dakika ilave süre edilmiştir. Kenan sökemedi topu rakibinden. Enes girdi araya, aldı. Ver pasını.
Hazır ya. Kenan. Rıdvan. İyi çıktı Halil Beyli. İyi de geldi. Kaleyi de karşısına aldı. Pasını da verdi Mustafa. Mustafa pası. Recep. Oğuz'un ayaklarını sok artık topa. Recep gözmesin diyoruz. Recep göğsüyle ilgili Mustafa. Mustafa sağ tarafa Muhammed'e. Muhammed dışarı. Gol Mustafa. Skorda eşitlik var. 2-2. Skor 2-2. Skor 2-2. Gol Mustafa. Gol Mustafa uzatma dakikalarında istediği gole ulaştı. Halil Beyli 1979. Skor eşitlik var 2-2. İyi girdi araya. Topu söktü. Yol Spor'da kaldı top. Şut. Son anda kaleci uzandı ama top dışarıda. Out. Uzandı ama. Ve ilk yarıda burada sona erdi. İlk yarı sonucu Halil Beyli 1979-2. Yol Spor 2. İlk yarısı skoru bu şekilde İFA Spor seyircileri. Eğer sen de evini dekore etmek istiyorsan Karşıyaka Girne Caddesi 169 numarada bulunan Güven Halı Perde'de Carmen, Dekoser, Gümüş Suyu, Koyunlu, Makroser, Türkmen Halı, Taç, Vivaldi, Brilliant ve Grape perde çeşitleriyle sizleri bekliyor. Güven Halı Perde. Güven Halı Perde. Evet, ikinci yarıya hazırız. Ruh aldı. Kalecilerden de olur aldıktan sonra Anıl Şen saatini kontrol ediyor. Ve ikinci yarıyı başlatıyor. İkinci yarıya hoş geldiniz. Uzun pas. Recep çıktı. Göğsüyle indirdi. Gol atışı var. Kaleye vuracak. Rıdvan kullanıyor. Rıdvan topun başında. Atış verildi. Rıdvan topun başına geldi. Direkt kaleye. Köşeden Necdet yetişti ama... Köşeden çıkarttı Hüseyin. Alt 90'dan uzandı. Rıdvan'ın vuruşunda alt 90'dan çıkarttı. Halil Beyli gole çok yaklaştı. Korner atışı kullanıyor Halil Beyli. Ceza sahasının içi hareketli. Orta Hüseyin eliyle. Kenan şut. Yine defans. Sol taraftan atağı var Halil Beyli'nin. Ümit ortası kafa vuruşu. Kafa vuruşu Emir'den geldi ama offside. Tekrar Muhammed Emir'e top Emir. Emir topu kurtardı ama. Hoca ne yapıyorsun ya? Foul. Hoca ne var bunda? Arkadaşlar bu seyirciler toptan anlamaz mı sanıyorsun ya? Ulan bu kadar anlıyorsun sen be. Evet, toptan anlayan seyirciler burada. Evet, toptan anlayan seyirciler. Evet. Berat'a döndü kaleciyi. Necdet şöyle etrafına baktı. Uzun top oynadı Recep'e. Recep aldı ama formasından çektiği için sarı kartı da gördü. Yospor'dan 5 numara. Toplamda 52. dakikadayız. İFA Spor seyircileri. Halil Beyli, Ümit Koyun'la foul atışını kullanacak. Ümit Koyun topun başında. Ümit direkt kaleye üstten out. Ümit uzun top Recep'e savunma. Kafayla uzaklaştırdı. Kenan girdi araya aldı. Topu çaldı. Bakıyoruz. Kimde kaldı? Rıdvan. Rıdvan yerde. Faul. Evet kaleye yakın olduğu için savunma da içeri doğru girdi. İçeride hareketlilik var. Orta mı? Direkt gol. Yürü
böyle gol, gol lütfen. Gol lütfen. Bu nasıl gol lütfen. Bu nasıl vuruş lütfen. Skor 3-2. Harikasın lütfen. Süper. Sağ ayak. Harika top süzüldü havada. İkinci direkte 90'dan. Top ağlarda. Topun süzülüşü gol ve topun golün sahibi Rıdvan. Skor 3-2. Dakika 53. Harika gol attı. Şut. Berat 2 hamlede topa sahip oldu. Biliyor. Kaan canlı. Ataman Ozan ve Kaan giriyor. Bir Necdet çıkıyor. Emir ve Necdet. Ataman ve Kaan oyunda. Halil Bey'li de dakika 55. Bir pas. Muhammed. Geriye oynadı. Ümit. Ataman, Kaan. Veysel'e kadar geldi top. Top döndürüyor. Grubun lideri aynı zamanda Halil Beyli Ataman. Kaan'la oynadı. Sağ tarafta hata var Yolspor'un. Bırakmayın oradan. Enes baskı yaptı orada. Bakıyoruz. Korner. Dakika 59. Korner atışı ön direkte. Bakıyoruz. Orada el var dedi Yospor'a. Anıl Şen devam dedi. Recep kafaya topu uzaklaştırdı. Mustafa. Kaleci Hüseyin çıktı. Tek topu uzaklaştırdı. Tehlikeli bölgeden. Ataman girdi araya ama yine Ataman girdi. Topu kaptı. İki kişinin arasında, üç kişinin arasında Ataman iyi savaştı orada Ataman. Yospor topu çıkartmaya çalışıyor. Enes baskı yaptı. Rakibi yerde kaldı. Faul. Rıdvan. Muhteşem sağ ayak Rıdvan. Uzun pas Mustafa'ya. Mustafa şut. Top yan ağlarda. Mustafa'nın vuruşunda ilk golün sahibi Mustafa. Rıdvan dışarı çıkarttı. Ortası Recep. Şut. Şut harika. Şut. Dışarıda out. Kadar geldi Recep. Uzun Recep. Rıdvan iyi geçti rakibini. Niye durdu bilmiyoruz. Foul. Sarı kart. Bir sarı kart daha. Haydi gol bu. Ön direğe orta Recep. Dokundu mu dokunamadı mı Hüseyin? Çıktı aldı kaleci Hüseyin. Kenan. İyi geçti, iyi bıraktı. Şut gelir mi? Vur Ataman. Şut Ataman'dan. Top boksanı sıyırdı. Dışarıda harika vuruş Ataman'dan. İyi çıktı Halil Beyli. Harika çıktı. Kenan baskısı var rakibine. Muhammed. Hoca yok be. Oyna lan. Ne var lan? Yan hakemin bayrağı var. Foul. Atar ya. Yürü. İyi geldi. Mustafa. Mustafa yerde. Çekti be. Mustafa yerde. Devam. Hüseyin elle oyun hareket kazandırdı. Oyuncu. Cemil giriyor. Cemil var. Cemil giriyor. Recep çıkacak. Enes de dışarıda. O da görevini iyi yapan sporculardan. Recep ve Enes dışarıda. Rıdvan topu kısa düştü pası. İyi geldi Yolspor. Şut gelir mi? Şut. Berat. Dikkatli. Topa da sahip oldu. Veysel son anda araya girdi. Tehlikeli paslar Halil Beyli'de. Çok tehlikeli, riskli paslar. Muhammed.
Ataman. Ataman, Ataman. Ataman Arapası savunma. Cemil. 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 Cemil kime rakibe? Cemil kime rakibe? Şut gelir mi? Şut. Son anda Berat. Harika şut geldi. Harika kurtarış Berat'tan. Top kornerde. 76. Korner atışı Öndre'ye. İyi karşıladı Öndre'de Ataman. Mustafa. Mustafa. Cemil iyi döndü. Cemil. Cemil. Asa, Mustafa. Asa, Mustafa. Asa. İyi geldi Rıdvan. Yürü yürü yürü. Emre. Emre. Emre araya pas. Emre harika. Gol Mustafa. Dakika 77. Kenan. Kenan ben de vurayım dedi. Bas 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 bas. Cemil baskı yaptı. O karambolden çıkar mı? Çıktı. Pasını da verdi. Ümit, Ümit, kaleme Ümit, şut. Berat, iki hamlede rahatlıkla topa sahip oldu Berat. Kenan, Kenan. Asa, asa. Kenan araya pas, offset yok. Dışarı çıkarttı son anda Cemil'e gelmeden savunma. Baskı yaptı, topu önde tutamadı. Uzun pas. Kan. Kan. Bakıyoruz araya girdi. Rıdvan çıktı, Murat girdi. Rıdvan, golün yok diyenlere güzel bir cevap oldu. Ümit, Veysel. Veysel. Çok hatalı pas, şut ya. Ve toparlarda skor 3-2. Skor 3-2. Şey 4-2. 4-3 değil mi? 4-3. Doğru. Düzeltiyoruz, skor 4-3. Skor 4-3. Yine hata. Yine hata, yine hata Halil Bey'den. İyi geldi Yol Spor. Çektirme abi. Sağ tarafa açtı topu. Yol Spor atağı. Orta kafa vuruşu Kaan. Defans derinliğinde Ataman. Emre. Muhammed. Uzun. Top. Tehlikeli bir skor Halil Beyli için. Şu an. Evet başladı hemen. Savunmanın arkasına Muhammed. Ortası. Son anda kafa vuruşu defanstan. Dakika 86. Uzun degajı Berat'ın. Cemil orada karambol bakıyoruz. Hüseyin yerde foul atışı verdi Cemil'in hareketine. Baskısı var ama top taçta. Yol Spor atağı Kaan'ın baskı. Şut harika döndü. İyi şut geldi ama kalenin uzağından out. Kaç atışını hemen kullandı. Emre, Emre, Mustafa, 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 Mustafa harika pas. Kenan, 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 Kenan topu atağı sürükledi ama Yospor'un atağını gole çeviremedi. Mustafa'ya top kaldı. Mustafa. Yol Spor bu sefer Yol Spor atağı. Asa asa. Adana. Ay, ay, artık ya. Emre Kenan, git, Emre git, Kenan, Emre git. Kenan, Emre. Kenan, Emre. Gir içeri, Kenan. Emre, Emre, Emre. Hey hoca, hey, hoca. Hey. Hoca görmüyor mu lan? Yenerek git. Yenerek git, görmüyor mu?
Gözünün önünde oluyor. Kaan, Kaan'ın kontrolünde taç Yolspor. Taç atışını kullanacak. Tamam. Yapma faal ya. Yapma şunu. Foul. 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 Adam top şansı veriyor. Kötmeyi vermedin mi? Foul. Adam sıkışmış zaten orada ya. Evet. Foul atışı kullanıyor Yolspor. İçerisi hareketli. Orta ikinci direğe kafa vuruşu. Top ağlarda. Bedava faal yaptı ya. Top ağlarda. Adana duran top şansı skor. 4-4. Skor 4-4. Bedava verdin ya. Bedava. Bedava. 4-2'den 4-4'e geldi top. Şey gol. Skor 4-2'den 4-4. Oynamayın, şimdi oynamayın. Skor 4-4. Geriden geldi Yolspor. Skoru eşitledi. Skor 4-4. Uzun top. Murat'a doğru. Murat. Murat. Hüseyin. Hüseyin. Onlar ise offside. Bir topun başında. İkinci direğe orta. Kafa vuruşu. Ve maç burada sona erdi. Skor 4-4. Halil Beyli 4. Yolspor 4. Maç skoru FIFA Spor seyirciler. Halil Beyli 1979 4-2 öne geçti. Maçta bu üstünlüğü koruyamadı. Ve 4-4 bir skorla sağdan ayrılıyor iki takım da. Birer puanı paylaşıyorlar. İki takım. Maçtan sonra güzel görüntüler, harika görüntüler. Yolspor'u da tebrik ediyoruz. Halil Bey'i de tebrik ediyoruz. Da görüşmek üzere İFA Sport seyircileri. İFA Sport'ta takip etmeyi unutmayın. Evet, Nihat Hoca ile birlikteyiz. Nihat Can Kurtulan'la birlikteyiz. Evet, Nihat Hocam, teknik direktör Yolspor'un. Güzel bir maçtı bugün. Bugün çok zevkli bir maç vardı iki takım adına da. Çok güzel geçti. Şimdi bizim son haftalarda aldığımız puan kayıplarından sonra kümeye düşme gibi bizim istemediğimiz sohbetler ortaya çıkmaya başladı. Biz bunu asla imkan vermiyorduk ama bugün de aldığımız bir puanla artık bu konuşmaları bitirmiş olduk. Bütün takım yüreğine sağlık. Bizi burada Halil Bey'le de çok iyi karşıladılar. Herkesten Allah razı olsun. Dostça bir karşılaşma. Berabere bitti. Allah gönlümüze göre verdi. Bir şey sorayım. Tabii ki de. 1-0 öndeydiniz 1-1. 2-1 öne geçtiniz 2-2. Rakip sondan sonra 2 farkı yaptı. Siz de onu yakaladınız. Çok ilginç, çok acayip bir maç oldu. Çok ambiyansı, çok farklı bir maç oldu. İnanılmaz kaliteli bir maçtı. Evet, yani size %100 katılıyorum. Çok gitti geldi. Evet. Biz galibiyeti de hak ediyorduk derdim. Sorun değil. Bir anda çayınızı alın hocam. Takımı kalitesini ortaya koydu. Öne geçti iki farklı. Yani o tarafa da gitti maç. Beraberlik maçı bence hakkı oldu. Rakibi çok zorladınız, hataya çok zorladınız ve sonuçta bunlardan da... Sonuçta bir takım. Buralara kolay gelmediler. İyi bir takım. Kaliteli bir takım. Evet. Sahaları da açıldı. Biz de ne kadar dişli ve güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Çok keyifli maçtı. Seyir zevki çok yüksekti. Evet. Biz de zevk aldık. Çekerek. Zaten yorumlarımızda sizin bekleriniz derken hangi kanaldan bahsediyorsunuz? İFA Sport. Evet. İFA Sport. Teşekkür ederiz. Her zaman takip ediyoruz. Çok sağ olun. Rakibimize de playoff'ta başarılar diliyoruz. Bu daha güzel oldu. Teşekkürler. İnşallah. Çok güzel bir şey. Bu fair play'dir. Bir rakibin diğer rakibe fair play'de başarılar dilemesi çok güzel bir şey. İyi niyetinizden ötürü sporda zaten budur. Spor yapan insandan zarar gelmez. Dürüstlük vardır. Biz öyle düşünüyoruz. Öyle gördük. Sizden de şu an onu hissettik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Sağ olun. İFA Spor seyirci Tuncay Paryas'la beraberiz. Halil Beyli 1979 Spor'un şampiyon başkanı. Evet başkanım. Şampiyonluk nasıl bir şey? Şampiyonluk çok güzel bir duygu tabii ki ya. Evet. Duygu. İyi devam ediyoruz. İnşallah sonuçlandıracağız. Tabii buradan sonraki süreçte de playofflarda İşi götürüp bal ligine çıkmak istiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda. Hedeflerimiz bunlar. Ama hedeflerinizin başında o var ama arkasında da çok güzel bir seyirci ve sahanız var. Evet. Bunu da göz ardı etmiyoruz. Biz gördük. Evet. Yayınlarda da çok güzel
göreceksiniz yayınlarda. Çok güzel bir destek var. Sahanız da harika bir saha. Çok güzel oldu. Çok emek verilmiş bir saha. Evet. Başkanım, elinize emeğinize sağlık. Bu maç için gitti geldi, geldi gitti gibi bir maç oldu. Evet. Tam böyle şampiyonluğa çıkacak bir maçtı ama rakibiniz çok dişliydi. Ya tabii onların da iyi bir takım aslında, kötü bir takım değil. Düşmemek için biraz sıkıntıları vardı. İşi garantiye almak istiyorlardı. Buradaki bir puan onlara yetecekti. Ama kurt saldırır. Onlar da öyle öyleydi. Bilir de ne bileyim, bizim de maç öncesinde talihsiz bir kalecimizin rahatsızlığından dolayı bizim Mehmet Ali Mehmet, evet. Rahatsızlığından dolayı. O yüzden de normalde daha önce hiç kaleye geçmemiş bir oyuncumuzu geçirdik. Biraz da talihsiz bir iki gol yedi. Böyle diyebilirim. Nasip böyleymiş, yapacak bir şey yok. Evet. Başkanım, onun dışında 1979 Halil Beyli. Sadece A takımı var. Yani başka ne gibi? Şu an için A takımımız var. Tesisimizin bitmesini bekliyorduk. Tesisimiz bitti. Bundan sonraki süreçte de altyapıya ciddi yatırımlar yapılmasını düşünüyoruz tabii ki de. Evet, burası İzmir'e uzak. İzmir'e uzak olduğu için bizim bir yer. Evet. Sporcu da bulmak veya takımı da oluşturmak zor ama siz buna rağmen çok güzel bir takım oluşturmuşsunuz. Yani şöyle bir şey var. Tabii biz sezona başlamadan önce, yanlış hatırlamıyorsam 15 gün önce biz bu takımı kurmuştuk. 13 gün kala da antrenmanlara başladık. Nasıl yani? Tabii ki. Maşallah. 15 gün kala takımı oluşturduk. Evet. 13 gün kala antrenmanlara başladık. Tabii bu süreçte de bize, yani Halil Bey'le bu sene sıkıntılı konuşulanlar da kulağımıza geliyordu tabii ki de. Ama biz hocalarımızla, oyuncularımızla oyuncu konusunda biraz geç kaldık ama seçici olduğumuzu düşünüyoruz biz bu konuda. Evet, playofflara gideceğiz. Gideceğiz. Hiç oyuncu almayı düşünüyor musunuz? Tabii ki. En az 6 veya 7. 7 oyuncu, evet. Düşünüyoruz diyorsunuz. Bunu yayınlayacağız. Bir sakıncası var mı tabii ki? Tabii, bizim bu için gibi... bir sakıncası yok tabii ki. Ya. Evet başkanım. Biz de memnun oluruz. Başkanım, Halil Beyli spor için nasıl bir yer? Yani Halil Beyli deyince aklınıza besicilikleri geliyor ama spor da geliyor, camiada bakıyoruz. Ya şöyle camiaya bakıyoruz. Halil Beyli, Halil Beyli namağlup giden bir takım, iyi bir takım deyip böyle camiada seslendirmeler var. Şöyle bir şey, tabii ki Halil Beyli 1979 yılından, yanlış hatırlamıyorsam o yıldan beri devam ediyor futbol. Yani buradaki o dönemin insanları, futbol oynayan arkadaşlarımız, abilerimiz tarlada çalışıp evet, çifti, ne bileyim hayvanlarını tarlada bırakıp tekrar babalarından kaçarak burada hafta sonu maça geliyorlardı. Tabii böyle bu koşullar, bu ortam yoktu ki, antrenman ortamı da yoktu. Ama evet, ona o güzel günler diyeyim, o güzel günlerden bugünlere geldik. Evet. Bugünlere geldik. Çok güzel bir şey oldu. Tabii ki Halil Beyli bu süreçte hayvancılık ve et ticaretiyle bilinen bir köy, bir mahalle, İzmir'in mahallesi. Dolayısıyla da 2018 yılından sonra Ahmet Başkan'la birlikte güzel bir oluşum oluşturduk burada. Futbol adına güzel bir oluşum oluşturduk. İyi de devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz bir takımımızı Bal Ligi'ne çıkardık, Halil Beyli Spor'u. Evet. O takımı çıkardık ama o takımı biz pandemiden dolayı geri çektik. Geri çekmedik. Bedelsiz olarak. Bedelsiz olarak? Bedelsiz olarak. Yani verdik. Para veyahut da ne bileyim hiçbir şey konuşulmadı. Sözde biz bu takımı, şu andaki mevcut Bal Ligi'nde lider olan takım, hangi grupta olduğunu da şimdi tam olarak hatırlamıyorum, Viven Bornova takımı aslında Halil Beyli Spor'du. Evet. Halil Beyli Spor'du. Tabii bu süreçten sonra da biz tekrar bir takım kurduk. Halil Beyli 1979 olarak oluşturduk bunu. İlk senemizde şampiyon olup inşallah playofflarda Bal Ligi'ne çıkmayı çok istiyoruz. Hocam, golleri değerlendirebilir misiniz başkanım, Tuncay Başkanım? Yani bugünkü gollerden. Bugünkü goller. Attığınız ve yediğiniz gollerle seyrettiniz maçı değil mi? Şöyle, çok maçın içinde misafirlerden dolayı ben çok hakim olamadım. Ama ben de onu gördüm de böyle. Evet, yediğimiz 2-3 golün yani basit hatalardan dolayı maç 4-4 bitti. Yapacak bir şey yok, böyleymiş yani. Ha. Bir şey söyleyeceğim, burasını kesebiliriz belki de. Sanki kaleciye güven yokmuş gibi böyle geri paslar veya son böyle dokunuşlar, Mehmet'e çok güveniyorlardı. Bunda evet, kaleciye gitmesin diye dokunma veya kaleciye gitmesin diye bir hareketler oldu. O pozisyonlar
gol oldu. Hatta 3 atağda o şekilde oldu. O gollerde 3 atağdan geldi. Evet. O şekilde. Yanlış oldu. Mıyım? Doğru. Orada çok doğrusunuz. İyi gözlemlemişsiniz orada ama yapacak bir şey yok. Elimizde bulunan bugün için buydu. Evet. Ya transferini, kaleci transferlerimizi de yaptık. Evet. Bitirdik. 2 tane daha kaleci aldık. Aşağı yukarı 3-4 oyuncuyla zaten söz kesmiştik, işlerini bitirdik. Evet. 2 tanesi zaten yeni transferlerimiz bugün sahadaydı, sonradan girdiler. Ataman Ozar ve Kaan Cankuş. Evet. Daha 4-5 transfer düşünüp. Ama transfer dediniz de, oyuncu değişikliklerinden sonra, yine keseriz burasını evet. Da belki de. Oyuncu değişikliklerinden sonra siz 4-2'den 4-4'e geldiniz. Maalesef öyle oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz? Takım uyumsuzluğu mu, yoksa birbirini tanımama mı, yoksa 4-2'nin galibiyetin verdi mi diyelim? Öyle rehaveti mi diyelim? 4-2'nin vermiş olduğu bir rahatlıktan dolayı böyle oldu herhalde. Çok geri oynadınız, evet, çok geri oynadınız, çok geri oynadınız. Goller geldi, yani, istenmeyen gollerdi. İstenmiyor. Şampiyon sahasında oynarken 4-2 ile bitirebilirdi ama... Daha fazla da bitirebilirdik aslında da baktığınız zaman da niye böyle oldu bugün ben de anlamış değilim yani. Ama onun baskısı da vardır herhalde. Şampiyonluğun baskısı, sahanda oynamanın baskısı, seyirci var. Evet. Çok güzel bir ambiyans. Futbolcular demek ki böyle bir ambiyansı biraz kaldıramadılar gibi geliyor. Olabilir, o da olabilir tabii ki. Bu özel ve güzel sohbet için başkanım teşekkür ederim. Onun dışında söylemek istediğiniz bir şey yoksa, varsa... Ben buraya geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İnşallah hedefimiz Bal Ligi. Bal Ligi'nde görüşmek üzere. İnşallah. Tabii şey olursa, görüşmek nasip olursa, anlaşırsak playofflarda da beraberiz inşallah değil i̇nşallah, mi? İnşallah, inşallah beraberiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben. Playofflarda başarılar. Görüşmek üzere, çok sağ olun. Görüşmek üzere.